Survivor Panoramaya hoş geldiniz. Bugün adadan gelen ilk konuğumuz olan sevgili Seçkin Pirler bizimle. Aynı zamanda Hakan ve Evrim, hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Misafirimiz nasılsınız? İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim, nasılsınız? İyi vallahi, heyecanla. Severek izliyoruz programınızı. Teşekkür ederim, <laughs> Sağ olun. Vallahi biz de sizleri severek izliyoruz. Bak şimdi Teşekkür böyle. Teşekkür ederiz. Merakla evet. ve keyifle. Aynen, aynen. Evet, aynen. Nasıl döndün? Alışabildin mi? Ya alışmaya çalıştım açıkçası. Bir de ülkemizi üzen, üzen olaylar da yaşadık depremden dolayı. Alışmaya çalıştım. Ama Survivor benim için keyifli bir maceraydı. Güzel geçti. Ama evet biraz erken geldim. Pişman mısın? Pişmanlık değil. Hem çocuklarımı özlemiştim. Ama hı hı. E, orada bazen insan e, devam etsin mi etmesin mi açlık var. O ikilemde kaldım. İkilemde mı? kaldım evet. Hı. Devam mı edeyim, kalayım mı diye ikilemde kaldım. Geldikten sonra beni tanıyan herkes dedi ki keşke biraz daha devam etseydin ki biliyorum e, izleyenler beni Bırakmayacaklardı. Ben eğer kendim ayrılmasaydım, birkaç hafta daha kalabileceğimi düşünüyorum. Evet. Ve bu arada bana oy veren herkese, destekleyen herkese buradan sizin aracılığınızla çok çok teşekkür ediyorum. O çok güzel bir duygu değil Kesinlikle. mi? Hani, evet. Oy aldığın için orada kalmak yani bir desteklendiğin için. Evet, bu kadar gerçekten sevenimin olması çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ve geldikten sonra inanılmaz güzel mesajlar aldım. E, sosyal medyada da çok güzel şeyler yazmışlar hakkımda. E, bunları görmek. Gerçekten beni çok mutlu etti ve dedim ki acaba kalsa mıydım? Ya. O ikilem de işte, acayip yani. ya. Ama ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela e, orada evet performans olarak e, bir tık alttaydın kesinlikle. Ama e, ne bileyim oyun kazandın, bir motive oldun. Ayrıca e, potadan çıkmışsın. Hani mesela ne oldu akşam yatarken? çocuklarımı çocuklarını özlediğim bir aklına geldi yoksa oranın şartları mı zor geldi ya da bunların hepsi beraber mi ya da işte ya ben bu insanlarla aynı yerde duracak biri değilim burada 3-4 kişi beni rahatsız ediyor mesela o beni çok merak ettiriyor yani neden bu kararı ve nasıl aldın? Şimdi ben adaya daha gittim ilk gün çocuklarımı zaten özlemiştim. O çocuk özlemi hiçbir zaman bitmez. Ee, seslerini de duyamıyorsun ya, konuşamıyorsun ya, yani çünkü ben iletişim oyunlarına katılamadım. Yani ben ayrılmıştım hı hı. olduğu zaman. O zaten acayip bir duygu bilirsiniz. Onun dışında oranın tabii ki hava şartları, açlık zaten. Açlık zaten insanın psikolojisini çok değiştiren bir şey. Acıkıyorsun, başın dönüyor, miden bulanıyor. Sağlıklı düşünemiyorsun. Hayır kesinlikle sağlıklı düşünemiyorsun ve şöyle söyleyeyim. Hindistan cevizi çok fazla yedi bizimkiler ama ben Hindistan cevizini çok sevemedim. Ve ben aç ben olduğum de için sevmedim. değil mi? Su hiç. da içemiyordum. Su bile benim midemi bulandırıyordu. Hem açım, evet. su bile içemiyorum. Ee, ve oyunlardan önce benim başım dönüyordu. Çünkü bakıyordum parkura böyle şimdi ekrandan göründüğü gibi değil. Siz de gittiniz biliyorsunuz. Hani bir kendimizin gördüğü, çıplak gözle gördüğümüz evet. başka bir şey. ekranlara başında izleyenlerin gördüğü başka bir şey. Ee, gördüğüm zaman böyle başıma kaynar sular falan döküyordu. Ne yapacağım? E, ...parkuru anlamaya çalışıyorum... ...yanlış bir şey yapmak istemiyorum... ...ama heyecan karışıyor... ...heyecan karışınca mutlaka yanlış bir şey... ...mesela ilk oyunda yaptım ben... ...hatalar yaptım... ...ben tam parkuru alıştım zaten ayrıldım... ...o heyecanı tam yenmeyi öğrendiğimde de... ...oradan çıktım nasıl aldım ben bu kararı... ...baktım e, yetersiz geliyorum... ...kendimi başarısız hissetmeye başladım ben... E, ...ben 17 yaşından beri spor yapıyorum... ...spor yapmayı çok seviyorum ama... ...spor yapsam da sporcu bir kişiliğim yok... ...hayatımda ben bir yarış içinde olmadım... ...bir yarışmaya katılmadım... ...yani bir takım ruhunu da bilmiyorum ne demek olduğunu... ...kendi çapımda sporlar yapmışım... ...kendi istediğimi... ...kendim yorulduğumda bırakmışım sporu... ...ama orası öyle değil... ...orada devam etmek zorundasın... ...ve tabii ki kazanamadığında... ...motiven çok bozuluyor... Maalesef. ...ve takım arkadaşlarının yüzü düştüğü zaman... moralin çok bozuluyor... ...ödül var, açlık var... ...ödülü kazanırsan yemek yiyeceksin... Ee, yani acayip bir duygu. Peki hiç şunu hissettin mi takımdaki arkadaşların seçkin yüzünden kaybediyoruz? Yok ya demediler. Da hiç, hiç böyle bir imada sana bulunup seni rahatsız eden oldu mu? Olmamıştı. Ama olacak sinyallerini ben almaya başlamıştım. Özellikle son oyunda bana en güçlüleri verdiler. Hı hı. Ee, ben istemedim. Şimdi biz e, işte kulis arkası diyeyim. Şey taktimi yapıyorlar kafalarınca yani o beni gözden çıkarmış he, o beni çok rahatsız seçkin. etti evet, kaybedecek. evet aynen biz öyle. gidip atıyorum orada işte daha zayıf olan kim Kardelen var? verdiler bana. Gizem avcıyla ile eşleştirmeyelim. Kardelen'le işletelim. Hem Kardelen'i aradan çıkarmış olur hem de seçkinin kaybettiği sayıyı Orada sayı ama seçkinin sayı alabilme ihtimalini de düşürüyorlar. Evet, Belki tabii. Gizem Avcı ile olsa evet. ve iki Aleyna sayı alsa. olsaydım mesela hiç Aleyna ile ben yarışmadım. Kendine güveni gelecek. Belki gelecektim. kazanabilecektim ki o günkü en son oyunumuz bizim havuz oyunuydu. Hmm. Havuz oyununda e, ben bana söz hakkı tanımadılar. Yani ben e, Aleyna Aleyna diyorum. Şey Asen. Asena'yı. Ben diyorum Aleyna Asen. kim diyorum Aleyna da var mıydı? Aleyna da vardı. Doğru. Elendi Aleyna. Sarışın bir kız vardı ya. Ah, tamam hatırladım ya. Evet. Kafa. Gidiyor. Elendi. Ya isimler karışıyor gerçekten evet. de. Ama, ama mesela ama. Kardelen güçlü. Gerçekten karşı takımın en güçlü kişilerinden biri ve bana onu vermek istediler ve gerçekten Kardelen de kendine çok güveniyor. Böyle zaten tavırlarından Hırslı. görüyorsunuz. Evet. Acayip bir hırsı var. Ee, tabii ki ben çok en son oyunu çok rahatsız hissettim kendimi çünkü bana seçim hakkı vermediler dediler ki biz bir takımız ee, bu kişileri kabul etmen lazım bunlarla çıkmanı istiyoruz dediler orada bana bir şey böyle baskı mı? baskı yani. yaptılar Peki bu baskıyı yapan sana kimde? Acaba bizim Hepsi günlerdir yaptı. konuştuğumuz kişiler mi? Mesela kim sana bu fikri sundu? Seninle bench'te ya da adada birebir konuşup sen kardeleni al ya da güçlüleri al aradan güçlüyü çıkartalım. Hani mesela birkaç isim verebilir misin? Ya aslında, Aynı olay çünkü Barış'ın da başına geldi. Yusuf o zaman Yusuf Güney vardı daha ayrılmamıştı. <laughs> Yusuf yaptı bunu. E ee, arada çok e, yanlış anlaşılmasın buradan da. Yani bütün e, mesela ben kazandığımda bütün takım arkadaşlarım en az evet. benim kadar sevindiler. Evet. Burada ben kimseyi zan altında bırakacak bir şey zaten Yok, söylemek istemiyorum. Bir şey. Ya kısa hepsi benim kazanmamı çok canı gönülden Hı -hı. kendileri kazanmış kadar istediler ama o gün en çok yani hepsi yaptı. E i̇şte Aysu vardı Barış vardı hepsi bunların sporcu geçmişleri de var Barış da dedi bana e dediler ki bunu alsan daha iyi olur Barış dedi kendin ama istiyorsan dedi sonra çünkü ben istemedim ve üzüldüm Hı -hı. üzüldüğümü gördüler üzüldüğümü görünce istiyorsan dediler ama hani hepsi takım için takım için takım için bunu yapman lazım ben takım için ayrıldım o, o akşam karar verdim takımı geride bırakmak istemedim gelecekte dedim sorunlar olacak. Ben kimseyle kavga eden, yapımda da tartışan bir insan değilim. Yani bir tartışma Sor... öyle olmadı Hayır. zaten. Ama sonrasında olabilecek, belki olacak çünkü açlık, hava şartı inanılmaz insanların psikolojisini etkiliyor. Yani çok olmadığın bir karakteri orada yansıtabilirsin. Yanlış bir şey yapabilirsin. Ne bileyim orada birinin dolduruşuna gelirsin bir şey olur evet, evet. her şey yaşanabilir. Ben böyle çok iyi bir zamanlamada çıkmak oh. istedim. Yani kendimi orada bozmadan, üzülmeden, kimseyle tartışmaya girmeden... ...ama e, takımın bana güçlüleri aldırtmaya çalışması... ...beni gözden çıkarmış olması beni üzdü. Ve beni zaten e, her konseye gidildiğinde benim adımı yazıyorlardı. Ama anladığım kadarıyla e, bunu sen hissettiğin için böyle bir karar. Evet yani Arkadaşların sana bana, ya işte seçilmeye burada falan demediler. E, hissettiren bir iki kişi oldu ama evet. onlar da tadında. Aynen e, öyle. Yine de bir takım olarak kendini görüyordun ama takımı daha bir e, onları böyle bir bu yükten kurtarmak için kendince bir yandan da bir anda karar verdim. Evet. Böyle bir karar verdim. Evet. Bu arada en çok zorlayan şey yani takım hmm. arkadaşların için bu fedakarlığı yapmak mı oldu yoksa işte çocukları özlemek mi oldu açlık mı hepsi bir arada mı? Ya hepsi hep çok karışık duygular hepsi bir aradaydı ama benim o gün ben böyle bir kulis yaşadıktan sonra açıkçası ben o gün o kararı daha fazla istemedim geride kalmalarını ya da yarın bir gün kazanın bir gün diyeceklerdi ki o gün demediler bana ama üç, üç sonraki oyunda ve biz yine kaybetmeye devam etseydik hı hı. senin yüzünden deselerdi ben çok üzülürdüm hı hı. kimseyle o diyaloğa girmek istemedim başta böyle e, uçağa bindiğinde ya da öncesinde çok iyi olduğun e, seni ben orada tanıdım yani peki orada tanıdın ama hani daha işte, uçakta yolda otelde adaya ilk geldiğinde böyle e, bir eküri olduğun beraber olduğun biri var mıydı ya ben Zeynep ile Cansu'yu çok sevdim Cansu evet. hatta potoya koymuşlar çok üzüldüm. Ee, gerçekten çok iyi bir kız ve takım için çok faydalı. Hı hı. Zaten yarışları alıyor başarılı. Karakter olarak çok iyi bir kız. Ben gördüm orada herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Hakaniyetli bir kız. Çok üstüne geldiler bu. Evet hafta. ya ben çok üzüldüm açıkçası o kız onu hak etmiyor. Yani çok tatlı bir kız. Peki Halil ve Ayşu arasında da böyle gerginlikler oldu bir gruplaşma oldu. Bu gruplaşmadan. Sonra Aysu gittikten sonra şimdi Cansu'yu yazanlar yine Halil ve arkadaşları oldu. Sen varken de böyle bir gruplaşma hissetmiş miydin? Daha olmamıştı ama olabileceğini sinyallerini almıştım. Aslında şöyle bir durum var. Seçkin varken e, Halil'in falan çok sesi çıkmıyordu çünkü adada Yusuf gibi Berdan, Berdan. gibi evet, e, erkeklerde baskın karakter vardı. Ne zaman onlar çekildi? Murat da biraz efendi ve sakin kalınca Halil dedi ki o dedi meydan boş dedi. Oh Yusuf da geldi dedi performans olarak Yusuf'u da aldı yanına Buse'yi de çekebildi Aysu da vardı bilmem ne falan oradan böyle bir sanki yürüdü gibi geliyor bana. E, çok doğru bir tespit kesinlikle ben evet. bir şey sormak istiyorum biz günlerdir bu masada e, barışa yapılan bir mobbingden bahsediyoruz. Barış'ın bazı oyunlarda yetersiz kaldığını takım arkadaşları söylüyor. Ve birkaç kişi yeri geldiğinde tabiri caizse yem olmalısın. Hani karşı tarafın e, güçlüsünü sen al. Bana yaptıkları. Evet aynen, ay ay şey. hemen hemen bu oy olay evet. yaşandı ve bundan Barış çok rahatsız oldu. Benim rahatsızlığımı yaşanmış, Ve Bunu aynen. sana yapanlardan biri ya da bunu ima edenlerden biri de Barış mıydı? Barış bana söyledi ama ben üzülünce Hı -hı. dedi ki Barış istersen dedi bana bıraktı o kararı. Ama bak böyle bir bu teklifi... strateji ilk önce okey olmuş ama sonrasında e, seçkine bırakmış. Bak bu ama aynı yine stratejiyi de... seçkine uygulamak istemiş Barış. Bunun aynısını da takım arkadaşları ona uygulamak isteyince Barış da bundan rahatsız oluyor. Ama ya başkasına yaptığın şey ve rahatsız hatta daha sonrasında üzülmüş istersen diye sormuş. E bunun aynısı sana yapılırsa yani burada bak barışı mesela hep dedik ki böyle şey olur mu İşte bir insanın e, işte morali böyle bozulmaz aynısını yapmış barış. Ama daha ilk hafta bir, bir bence hani e, bir uyum sağlama süreci var kötü niyetle art niyetle yaptığını düşünmüyorum. Kötü art niyet değil ama, ama ilk hafta ya da son hafta e, söylenen kelime ve istenilen durum aynı. Evet, evet ben de çok rahatsız oldum evet. ve o gün o, o yüzden ben ayrılma kararımı aldım. Evet yani Çünkü... sonuç ayrılmaya varmış yani bu Evet. Durum. Yani ben e, istemedim daha e, yani ben gidince kazanabileceklerini düşündüm ve zaten e, önlerini açtım daha doğrusu. Ama evet. niye peki yani sonuçta şöyle diyeyim ee, Survivor'a gidiyorsun sonuçta kafanda belli hedefler var evet yarışma zor olabilir ama e, hani... Başkalarının şampiyon olması için orada kenara çekilmek de bana biraz mesela şey geliyor e, yapılmaması gereken bir şey gibi geliyor. Yani orada e, mücadele edip e, belki seni potaya yazan insanların bile sen ekmeğine yağ sürüyorsun bir yerde. Sonuçta orada kaç kişi yazdı seni? Biliyorum yani evet, herkes. O insanların niye mutlu edesin ki bir yerde? Ya ben yani biraz hassas yapıyorum. etmeye çalış. Ya orada bir tartışma ortamı olsaydı birileri gruplaşıp bana bir şey söyleselerdi. E, o, o onun içinde olmak istemedim. Yani O gruplaşmanın ya da üzerime birileri gelip bir şey söylediği zaman tartışmak gibi bir e, karede gözükmek ve olmak istemedim. Çünkü ben o değilim. Peki şu an adaya dönsem mesela tekrar. E, aynı mı Yolu ilerlersin, yoksa bir şeyleri değiştirmek ister misin? Neyi ya değiştirmek tabii şimdi buraya gelince daha iyi aklım çalışmaya başladı çünkü <gülüyor> <gülüyor> yemek yedim. Ee, tabii ki orada kendim de mesela e, benim orada yarışırken en çok korktuğum şeylerden biri mesela sakatlanmaktı. Sakatlanmaktan inanılmaz korktum ve evet. çok temkinli davrandım. Ee, ama diyorum ki keşke ben ee, bana ilk teklif geldiğinde rica etseydim Acun Medya ekibine parkurda keşke çalışabilseydim. Aynen. Parkur benim gözümü çok korkuttu. Hı -hı. Çünkü ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Sakatlanmaktan da korktum. Bazıları siz de biliyorsunuz gönüllüler takımına bir süre elemelerden alıyorlar. Hı -hı. Bir süre elemelerden geçiyor parkuru görüyor. Bir sene iki sene hazırlanan var. Tabii, doğru. Ben teklif gelmiş bana tamam demişim hiç hazırlanmadan yaptığım spora daha önceki yaptığım spora güvenerek gitmişim. Bir parkur e tabi, denemesi keşke bir, evet saniye bakılması miydi, olabilirdi. Ay daha çok çalışabilirdim. Ya ben, ben burada çalışalım. kendime çok kızdım. Ama Rica sonuçta, etseydim bana çıkıyor bu. Hani en azından şeyi bilmek açısından. Hani 15 yıldır olan bir yarışma. Ama işte bakınca... çıplak göz siz de gittiniz. Çıplak gözle görünmesiyle Hatta bir havuz var mesela orada. Havuzu Ekranda şöyle görüyoruz, biz yakından gittik mi devasal böyle görüyoruz. Yani o, yani siz de gittiniz biliyorsunuz. Ben kesinlikle sana hak veriyorum. Doğru. Televizyondan izlediğinde kameralar çok o, bir anda evet. parkuru çekiyor. Ama acaba o parkuru yapan kişi onu nasıl bitiriyor? Ya o da çok önemli. Yani aç, çıplak gözle görmek çok, çok farklı. farklı. Ya da mesela bu sene gitmezdim hazırlanırdım seneye giderdim. Ne bileyim hmm. belki. Çünkü ben e, gerçekten survivor'da olmak benim hoşuma gitti. Gittim, bir de ilk az da kalsam güzel bir deneyim yaşadım. Okey belki daha fazla kalabilmek adına seneye giderdim belki. Ama ben parkurum bu kadar, hep söylüyorum zor olduğunu bilmiyordum. Yani bu kadar tahmin etmedim. Yani. Ee, o zor. zaman şöyle yapalım mı? Elenmek elenme adayı çıktım ve sonrasında veda ettiğin görüntüleri izleyelim. Oradaki tamam. duygularını izleyelim. Seçkin pirlerin elenme adayı çıktığı görüntüleri izleyelim. Adadan ayrılma görüntülerini izledik. Evet. Neler hissediyorsun tekrar izlediğinde şu an bu görüntüleri? Ee, o ana döntümü diyebilirim şu anda. Yani o arkadaşlar vedalaşmak da çok zor. Orada aldığım karar... Aslında ben orada e, duygusal bir anımdı aslında. E, ne yapacağımı da tam bilemiyordum. Kimseyle de konuşamıyorsun ya. Tabii. Acaba doğru karar aldım mı almadım mı? Sonuçta hiç kimseyle konuşamıyorsun. Evet. Seni izleyenlerle değil, sevenlerle, seni takip hiç kimseyle... Doğru karar, ama geldikten sonra e, doğru kararı aldığımı da düşündüm. E, evet biraz daha devam edebilirdim. Onu ya hala belki de kararsız da olabilirim. E, ama dediğim gibi o e, şeyde olmak istemezdim. Bir zaman sonra gruplaşıp işte e, ben suçlanmak istemezdim. Takım için ayrıldım. Fedakarlık yaptım. Biraz evet. evet. Yani. Aslında en büyük fedakarlık. Kendi macerandan vazgeçmiş oldun aslında. Evet, birazcık. evet. Ama, ama zaten. Evet. Ee, bilmiyorum sonuna kadar gidemezdim zaten ee, Çünkü çok zordu Bir de oraya alışmanın bir süresi var hı hı. Ee, Yani ne kadar alışırdım Mesela tabii ki beni orada çok zorlayan şeyler oldu İlk gittiğimiz adaya Ayak bastığımız andan itibaren Barak Şimdi ayıp. yaşam konforundan ayrılıyorsun Bambaşka hayatında Yaşamadığın bir konfor ya yani bir şeye gidiyorsun Çok değişik bir duygu ee, Çok garipti ee, Orada gece mesela hiç uyuyamıyorduk Tabii. Siz de bilirsiniz. İlk gece falan çok zor geçti. Sabah sabah zaten bir türlü gelmedi. Hala karanlık. Uyanıyoruz hala karanlık. Soğuk, hava. Buz gibi. Herkes kendi bedeninde sen saat bulsan belki gece 11 hala mesela. Evet zaten saati sor, e, oradan birini sorsan da mesela kameramanlardan birine söylemiyorlar zaten. Evet, evet. Saati bilmiyorsun günü bilmiyorsun hiçbir şey bilmiyorsun. Tamamen gerçekten adaya düşmüş. Birkaç insan gibi gerçekten. Öyle bir topluluk gerçekten ve adayı keşfetmeye çalışıyorsun. E, Arıyorsun. Bu arada Hindistan cevizi dışında hiçbir şey yok. Yok. Biz ben otlar de biliyorum. aradık. Neler aradık <laughs> biz? Ne bileyim sebze bulur muyuz dedik. Ya yani muz bulur muyuz dedik. <laughs> Mesela muz ağacı dedik keşke olsaydı burada. Hiçbir Hayat şey yeterli. yok. Panama'da varmış ama Dominik'te hiç yoktu. Biz de hiç bulamadık. Evet. Çok yani aradık. Panama'da var diye. Öyle dediler. Atmışlar. Atmışlar mı? Panama'da biz ıssız adadaydık yani. Biz de ıssız hiçbir adadaydık. Şey yani... <laughs> şey, e, yani Bırakmak ve orada daha doğrusu orada var olmak çok zor bir karar ama ben daha öncesine geleceğim. Ee, sonuçta sen Acun Medya ile oturdun, e, görüştünüz, anlaştınız ama e, belki anlaşırken tam o sırada hesaba katmadın. O çocuklarından ayrılma anı vardı çünkü gerçekten çok zor bir şey. Ben de şimdi mesela düşünüyorum kendi çocuğumu oraya bırakıp gitmek falan yani... E, İstiyorsan şey Şu an var mı? Şöyle yapalım mı diyecektim diyorum. ben de yani. tam sen bunu sorarken. Aslında bununla ilgili görüntülerimiz var. Tam vedalaşma anınız. İstersen onu izleyelim onun üstüne. Olur, olur olur. Seçkin Pirler'in e, çocuklarıyla vedalaştığı anları izleyelim. Her gün televizyondayım Volkan. Her gün görebileceksin beni. Ee, sabahtan akşama Evet sabahtan akşama kadar istediğin her an göreceksin tamam. beni. Okuldan Aşla. geldiğim gibi. Okuldan geldiğin gibi her gün beni göreceksin. Tamam. Ama kazan kazan yani ilk haftadan elenme. Şampiyon olarak çıksın tamam mı? Şampiyon olarak tamam sizin mı? için. Sen sizin çok için. iyisin. Sen oradan en iyisisin. Şampiyon olacaksın. Sizin için, sizin için. Teşekkür ederim. Evet hadi artık gitme mağazaya. Hadi, hadi, hadi gelin. Sor, değil mi? Ben izleyince ben bile duygulandım. Evet ben de şu an yani, bilir neler hissediyorsun. Gerçekten <laughs> tekrar gidiyormuşum gibi hissettim şu anda. Yani e, orada ne hissettin? En son bavulunu aldın, çocuklarına sarıldın, kapıdan çıktın ve belki iki ay, üç ay onları görmeyeceksin. Evet. Ee, bizim 10 gün 15 gün önceden başladı. Hı hı. Bir küçük oğlum da bir kolum hiç benden ayrılmadılar zaten. babalarına bile hatta gitmediler. Çünkü ne kadar kalacağım benim orada belli olmadığı için hiç yanından ayrılmadılar ve gidene kadar küçük oğlum neden kabul ettin? Neden kabul ettin? Neden ya. gidiyorsun? Hı. Hep bunu söyledi. Normalde tabii çok yakın bir ilişkiniz var herhalde tabii mi? Ki. anne evlat. Tabii ki. Yani anne çocuk olarak tabii Çünkü ki. çocuklar anneleri bir başka oluyor her zaman. Hani tabii ben Biz hala birlikte uyuyoruz. Yani çok güzel. ay çok evet. güzel. Şey e, şu an Seyreden var mı onlardan biri? Volkan izliyor şu an. Çünkü ufak bugün, olan. Ufak, ufak olan şu Hı -hı. an izliyor annemle birlikte. Hı -hı. Çünkü bugün okula da gitmedi. Hatta istiyorsan geldim seni çekim yerine götüreyim dedim. Yok televizyondan izleyeceğim. <laughs> Ona ne söylemek <laughs> istersin buradan mesela? Çok seviyorum. Hem Hakan'ı hem Volkan'ı ve ikisini gerçekten oradayken çok özledim. İlk gece adada yattığımda biz e, Zeynep ve Can süre birlikte uyuduk ve dedim ki keşke şu an çocuklarım olsaydı. Yani onları koklasaydım. Bir yandan adadasın soğuk üstümüzde hiçbir şey yok biz kazanamadık ilk ödülü biliyorsunuz böyle titreyerek falan yatıyoruz o gün o gün buramda böyle e, o kadar garip bir duygu ve o gece zaten hep rüyamda onları gördüm ben sürekli rüyalarımda hep onları görüyordum çok acayip bir duyguydu evet, bir daha ama... da Allah ayırmasın amin, amin. hiç kimseyi çocuğumdan amin, amin. Ya böyle ayırsın sonra birleşir bunlar evet, aslında evet. güzel şeyler ben hep şey derim yani e ee, ayrılıklar güzeldir. Kavuşmalar bir fazlaysa. Evet. E, o anlamda e, bence güzel bir ayrılıktı. Hani biz de izleyen biri olarak söyleyelim. Survivor'da hem Hakan'a hem Volkan mıydı evet, adı? Volkan'a anneniz bence çok şey başardı en azından e, güzel bir şekilde survivor'a veda etti. Evet. Veda ederken bile arkadaşlarını düşürdü, düşündü ve elinden geleni de yaptı. Evet, emniyetli bir şey yapmaya çalıştı. Ve hiçbir şekilde de e, bir polemiğin içinde, bir kavganın içinde yer almadın. İnsanlar eskiden bildiği seçkin nasılsa onu hatta ondan daha iyi, daha naif, daha sakin e, bir böyle bir e, yeni bir e, o, o kişiyi yeniden survivor'la tanıdılar diye düşünüyorum Evet, ben evet, yani. aynen. Ben zaten Survivor'a katılırken de dedim ki ee, gelecekle ilgili planlarım var. Mesela ne yapmak istiyorum? Ee, şarkı çıkartacağım. Yani single hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Ve dedim ki beni tanımayanlar tanısın. Z kuşağı beni tanısın. Unutanlar da dedim hatırlasın. Şimdi uzun zamandır çok bir şey yapmıyordum açıkçası. Hani yıllardır çocuklarımı büyütmekle geçti. Yani çok da bir şey yapmadım. Ama artık tabii ki hedeflerim var. Onlar büyüdü ve beni televizyonda görmek istiyorlar. Annelerini çalışırken, bir şeyler yaparken görmek istiyorlar. Minik bir şey sormak istiyorum. Sizin Türkiye güzeli dereceniz mi vardı? Evet. Ee, onu bir anlatabilir misiniz? Elite model look ikinci güzeli olmuştum. Birinci kim oldu? Azra ya, merak Akın et. olmuştu. Azra Akın. Evet. Azra Akın olduğu yarışmada evet, ikinci, ikinci olmakta bence birinciliktir valla. <laughs> Teşekkür olsun. ederim. Sonra Azra Akın dünya güzeli oldu. Sonra dünya güzeli oldu evet. Çok önemli bir şey ya vallahi evet. çok güzel yani. Tabii... E, çok eminim ki seyretmişizdir bizde. Çünkü o zamanlar e, elit modulluk, işte revizyon, evet. bu tip yarışmalar çok izleniyordu. Çok izleniyordu. Çok izleniyordu. E, şimdi biraz daha böyle hani gümbürtüde, karambolde kaynıyor ama o zamanlar kesin izlemişizdir yani hani şey Çünkü o zaman kitleniyordu ve yarışmaları tabii, tabii, tabii. izliyordu. Tabii tabii bile. bile çok şey değerliyorlar. Evet. Hakan'la Volkan'dı değil mi evet, çocuklar? Evet. Onlar biliyor mu annesinin biliyorlar. Türkiye güzeli biliyorlar. olduğunu? Biliyorlar. Biliyorlar. Evet. Farkındalar, Farkındalar değil mi? Farkındalar, <laughs> biliyorlar. <gülüyor> Unutmayın bak çocuklar, anneniz Türkiye güzellerinden biri. Zaten benim büyük hep şey diyor. Ben diyor ileride diyor sana benzeyen bir kızla diyor evleneceğim diyor bana. Erkekler genelde annelerine benzeyen kızları seçerlermiş ya. Evet. Büyük oğlum şimdiden bana benzeyen birini istiyor gelecek ne güzel, için. Ne güzel. Tabi zaten şey kızlar babalarına aşık oluyor başta. Evet, tabii erkekler. de annelerde anne. annelerine yani sizin de bağınız öyle. Çok derinden belli evet, ki hem evet. izlediğimiz görüntülerde hem de burada anlatırken bile gözleri nasıl parlıyor, nasıl Teşekkür o duyguları ederim. hala evet. yansıtıyorsun evet. net bir İki şekilde. İki erkek çocuğa bakmak da çok zordur. Evet yani pek <laughs> durmuyorlar yerlerinde açıkçası. Ama ben oradayken gayet sakin, gayet güzelce izlemişler. Hatta parkurlarda kaybettiğim zaman benim oğlum sinirleniyormuş büyük oğlum, böyle bayağı sinirleniyormuş. Böyle ya, ya anne bunu yaparsın ya falan diyormuş böyle. A, tabii ki ben ama onlar için kazandım ya bir tane. Onu da çok mutlu olmuşum... Ya tabii o, ki. Onlar için yani ben zaten oradan e, bir kere kazanamamış gelseydim bir tane bile oyun çok üzülerek gelecektim ama o zaman bırakmazdım yani sonuna kadar e, kazanacağım kazandıktan sonra yine bırakırdım eğer bırakacaksam o zaman biraz daha kalabilirdim çünkü e, çok istiyordum onlar için almak. E, bütün maçlara da kaybetmek istemiyordum. En azından bir tane kazandım ve tüm ekip oradaki arkadaşlarım herkes. Yani sadece takım arkadaşlarım değil tüm ekip o kadar sevindi ki. Ne güzel. Herkes sevrik etti. Hemen yani... o anları hatırlayabiliriz isterseniz. Tamam olur olur. Seçkin Pirler'in oyun kazandığı anları izleyelim. Kesinlikle mutluluğum bize öyle bir geçti ki ben evet. gülümseyerek izledim. Ben de öyle izledim şu anda. O günkü tabii duyguyu da hissettim. Ve sadece dediğim gibi bütün takım arkadaşlarım, gönüller takımı da tebrik etti. Bizim takım ve tüm ekip. Tüm evet. ekip tebrik etti. Yani herkes çok mutlu oldu ve onların herkesin o mutluluğu da beni çok iyi, bana çok iyi hissettirdi. Bir de burada şunu da ispatladım bence. Biraz daha performans yarışmacısı işte Kardelen, Nefise, e, gibi yarışmacılar yerine e, biraz daha hani dişine uygun yarışmacılarla yarışsan kazanabileceğinin de bir ispatıydı bu aslında. Evet, yani evet. Belki Gizem Avcı ile 10 oyuna çıksan 3'ünü, e, 4'ünü, 5'ini, 6'sını, 7'sini alacak bir yarışmacıydın belki de. Bunu da arkadaşlara ispatlamış oldun ama bir kişi hariç. Kürşat. Evet. Yani evet. Kürşat orada bir taklit yapıyor. Hani belki bunu o YouTuber influencer kimliğiyle yapıyor ama sonuçta senin takım arkadaşın ya burada mesela tabii sen görmedin muhtemelen Hayır, görmedim, bunu görmedim. Bana Söylen söylendi. tepki verir miydin? Ee, anlamayabilirdim o heyecanla, o mutlulukla anlamazdım o anda. Ya bütün takım sana sarılırken. Evet o gelmemiş zaten. Evet yok. Aranızda kötü evet. bir şey mi vardı küsratla? Hayır hiç hiç tam tersi. Ben onu ilk gün yazmıştım sadece. Sordu bana evet. sen mi yazdın? Evet ben yazdım. ...ve seni tanımadığım için yazdığımı söyledim dedim. Yani açıklama yapmamız gerekiyor ya. Gerçekten tanımıyordum. Sonrasında benim orada hiç kimseyle... ...hiç böyle negatif bir şey yaşamadım ben hiç kimseyle. Ve hepsini tüm ekip arkadaşlarımı... ...takım arkadaşlarımı hepsini çok sevdim. Ama gelmemiş yanıma. Mesela şu an izlerken de fark ediyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Hatırlıyor musunuz? Belki sen bunu yine fark etmemiş olabilirsin. İlk konseyde Kürşat'ın ismi çıktı. Acun Bey söyledi ya bir Kürşat. Atıyorum üç seçkin, dört berdan... Orada Kürşat'ın bir surat ifadesi vardı. Acayip bozulmuş. Beni kim yazdı ya? Hayırdır ne oluyoruz? Ondan sonra ondan çok rahatsız olmuştu. Senin yazdığını öğrendiği için e, seni birazcık tiye almak istemiş. Ve yaptığı bence çok büyük saygısızlık. Şu an seni... ekranda da görüyoruz hatta Bak. Bu, o surat ifadesini. Ama sonrasında mesela tebrik ediyor. Yani orada kendince bence bir parodi yaptı. Ee, sende gördüğü abartılı sevinci, arkadaşlarının gitmesini falan iyi burada bir böyle zamanda. bir şey yapayım dedi. Ama tabii sonrasında seyredince sen ya da biz de ekranda görünce neden böyle bir şey yapmış diye e, düşünmedik bir çıkmış. Evet, aynen. Bir de benim orada en sevmediğim şey, konseyden çıktıktan sonra herkes beni sen mi yazdın? Sen mi yazdın? E birini yazmak zorundayız zaten. Bunda alınmaca darılmaca yok. Tabii. Hani mecbur kendimi mi yazacağım ve mecbur birini yazmak Doğru. zorundayım. E, Kürşat yaptı, Halil'in de adı çıkıyor. Halil de yazıldığı zaman. E, tek Hı. tek herkese sordu. Sen mi yazdın beni? Sen mi yazdın beni? Anlamadım. Ben dedim ki bu bir yarışma. Bunu göz alarak gelmemiz lazım. Benim, benim de adım çıkacak, senin de adın çıkacak. Çok evet. doğru. Sonra halk oylamasına kalıyor zaten. Halk zaten kimi isterse onu seçiyor. Oylamadan önce peki konseye gittiğinizde size soran oluyor muydu? Mesela öyle yarışmacılar var mıydı? Kimi yazacaksın? Eskin, kim bana hiç kimse yazacaksın? sormadı ama çıktıktan sonra özellikle Halil kendi adı şey olduğu zaman Berdan'la bana sordu. Beni siz mi yazdınız diye. Hmm. Berdan da dedi ki ben buna cevap vermeyeceğim. Açıklama yapmak zorunda Tabii aynen açıklama yapmak zorunda değilim dedi zaten. Ben buna cevap vermeyeceğim dedi. Ne demek ki? sen beni kenara çekiyorsun sen mi beni yazdın? Çok saçma. Evet. Yani mutlaka zaten biri yazılacak. Ya otur o zaman herkes kendini yazsın o zaman. Sen de orada e, o yarışmacıyı e, adadaki sana samimiyeti ya da performansı kafandaki bir kritere göre Kürşat, Halil ya da her kimse. Ya bazen sevdiğin arkadaşın yazıyordu. da yazıyorsun gitmek istiyordur haksız mıyım Hı -hı. tanıyıp sevdiğin mecbursun birini yazmaya. Doğru. mesela ben bir tanesinde Berdanı yazdım ama ben Berdan bence bizim takımın neşesiydi ya bence çok e, yani. İlk önce tanımıyordum. Tanıyınca gerçekten esprileri. En böyle kötü an mesela böyle hepimiz oturuyoruz. Bir espri patlatıyordu. Hepimiz gülmeye başlıyorduk yani. Önemli rengiydi. bir şey kesinlikle orada mutlu Takımın rengiydi yani. Için. Ama adını yazdım mı yazdım Hı. ben Berdi'nin adını yazdım. O da benimkini yazdı belki. Peki şu anki yarışmacılardan hiçbir şampiyon adayı belirledin mi kafanda? tesi olan şampiyon olabilir dediğin. Yani e, bilemiyorum onda da. Yani e, ben Cansu'yu gerçekten... Çok sevdim orada da karakter olarak. Hem yarışmada da gerçekten iyiydi. E, ee, Can ve şu an potat olmasına gerçekten çok üzüldüm ama zaten on gitmeyeceğini düşünüyorum. Ben Cansu'nun... kalacağını kesinlikle düşünüyorum. Çok güzel hakkını aradı çünkü. Evet, evet. E, ee, Can seviyorum. Onun dışında <laughs> e, şey... Ay adını Zeynep. Zeynep. Zeynep'i Zeynep de, Zeynep'i de, Barış'ı da. sen biraz. Evet. Sen kimle orada daha yakın bağ kurduysan, performansına bakmadan ee, bir anne ya da naif bir insan edasıyla e, sana yakın gelen insanları orada ama destekliyorsun. Ama Cansu'nun performansı kötü değildi. Evet o, evet o da var tabii de yani. ama sen biraz daha tabii. kalbe bakanlarsın mantıktan öte. Aynen öyle. Bunları. Evet zaten ama sadece burada Survivor'ın amacında sadece parkuru geçen değil ki. Tüm karakteriyle e, örnek olabilecek biri seçilmiyor mu zaten? Evet. Yani evet. Cansu bence bunun için iyi bir aday. Seçkin bugün evet. gerçekten iyi ki geldin. Teşekkür Çünkü, ederim. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz burada. Halil diyor zannettim bir yani. Hayır Tabii. hayır. <laughs> hayır. Evet, seçkine burada. Seçkin <laughs> anlattıkça aslında şu an yaşananları ben daha iyi anlıyorum. Tabii. Halil mesela potaya giren arkadaşlarına potadan bu kadar korkmayın. Ben bir potaya gireyim de bakın potaya girmek ne demekmiş görün. İşte kürşat ağlama diyor. İşte potaya giren bir arkadaşına. Can Suya dedi bunu direkt. Evet ama aslında bir o kadar isimleri yazıldığında bile insanları köşelere çekip evet, soruyor sen mi beni yazdın? Bakar mısın Halil daha 10 e, gün önce bir hafta önce Aysu zamanlarında potaya giren bu o kadar tedirgin olmasın Buse'ye demişti ben bir potaya gireyim de hani benden nasıl böyle bir doğru kişilik olur potaya girip nasıl çıkacağımı ve nasıl hal ve hareketlerde bulunacağımı bir görün öğrenin benden tarzında bir söylemde bulunmuştu. Potayı girmeyi bırak adı yazıldığında zaten panik oluyor Halil. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman konu geldiği için şöyle yapalım. Cansu ve Halil ve hatta Cansu'nun yazılması üzerine e, ünlüler takımı ateş başında sohbet ediyorlar. Onun hakkında e, izleyelim ve onun hakkında konuşalım? Evet Cansu'nun takımı arkadaşlarıyla ateş başında neden onu yazdıklarına dair Tartışmasını izledik. Yusuf'la, Yusuf Cansu'ya sen laf taşıyorsun diyor. Ee, Kürşat ağlama diyor. Biraz üstüne gitme durumu var. Cansu'nun böyle bir laf taşır gibi bir e, enerjisi var mıydı adada? Arkadaşlarıyla uyumu nasıldı? Hiç, bir yoktu. De senden Hiç yoktu. Hem de tam tersi çok yapıcı bir kızdı. Tam tersi e, hem yapıcılığı, her şeye yardım etmesi... E, işte ...oyuna çıkmadan önce yüreklendirmesi falan hmm. yani hiç öyle laf taşıyan bir kız asla ama değil. Ama orada yani. aslında Cansu'ya e, laf taşıyorsun dendiğinde kime taşıdın diyor. Murat'a de taşıdın ya diyor mesela. Ya konu öyle değil bil, anlatmayayım uzun gibi bir şey diyor. Yani aslında çok net bir şey de söylemiyor. yani. Sonrasında e, o, ben canım sıkılmıştı Murat abiye gittim derdimi evet, anlattım, anlattım sadece. Mesela, aynen aynen evet. ama orada net böyle savmıyor mesela... Yani biraz daha net söyleyebilirdi hı hı. diye düşünüyorum ben ama e, senin dediğin gibi Cansu bana da hiç şey gelmiyor. Laf ya, taşıyacak gerçekten böyle. dertleşmiştir. Evrim de tanıyor çünkü. Ben Cansu'yu dışarıdan tanıyorum. E, tabii ki böyle bir samimiyetim yok. Ama Cansu'yla 3 yıldır arkadaşımdır. Instagram'dan da konuşuruz. Aynı kuaföre de gideriz. Sokakta da karşılaşırız Kafede de konuşuruz, otururuz. Ben Cansu'dan hiçbir kırıcı bir kelime. Bir dedikodu, bir laf taşıma, arkadan iş çevirme, elektriği asla almadım. Kesinlikle, Bence de. Katılıyorum hiç. sana. Burada ben Kürşat'ın şunu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani Bir elektrik hissettim sadece. Biri sanki demiş ki Kürşat bak bu hafta seni yazmıyoruz. Yine seni koruyacağız. Kız fazlamız var bunun altına sığınarak Cansu'yu yazalım. Zaten sessiz. Çok hakkını da arayamaz ve oy da top, toplayamaz kendini belli edemez sen bu hafta kurtulursun ee, işte daha sonrasında da Murat'ı yazarız Barış'ı yazarız Birleşme Partisi'ni görürsün gerekiyorsa Buse'yi yazarız ama bu konu açılırsa Cansu eğer konuşmaya başlarsa senin de konuşman lazım. Çünkü çok geri planda kaldım, performansın da kötü. Şimdi millet diyecek ki Kürşat'ı niye yazmadınız? Birazcık konuların, olayların içerisine gir. Bizi zor durumda bırakacaksın. Artık görünmezlik pelerini çıkart. Hmm. Bence böyle tabii bu kadar detaylı bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. Hani ama buna benzeyen konuşmalar yapmışlar ki benim bildiğim, hepimizin izlediği Kürşat hiç bir konunun içine girmemişti. Evet. İlk defa Cansu'yla bu kadar çok münakaşaya giriyor ve üstüne bir de ağlama ağlama diyor. Kürşat bence sen ağlama haftaya potaya girdiğinde. Zaten Cansu da şöyle bir şeyi savunduğu için kızların yazılmaması gerekiyor. Erkeklerin yazılması gerekiyor. Ve Buse ile Cansu'nun performansını kıyaslıyor orada Kürşat. Ve Buse geçen hafta daha kötüydü bu hafta daha iyi. İşte sen daha kötüydün daha iyisin gibi bir tartışma yaşanırken Cansu da diyor ki sen kendi performansına bak Buse'yle laf edeceğine. Çok Orada doğru, hala Buse'yi koruyor çünkü e, dikkat ettim 6 kişi beni yazdı diye düşünüyor. Aslında ah, bir oy yedi daha kişi, var. 7 kişi Buse'de. ve onlardan birisi de Buse. Ve şöyle Cansu, bir şey. Ama Cansu, bundan haber olmadığı için e, ah, Buse'yi koruyor. Peki gerçekten böyle bir kadın birliği oluşturulabilir mi sence o adada yoksa e, bu durumda böyle arkadan iş çevriliyor mu Buse'nin e, tavrını nasıl buluyorsun? Yani e, bu senin e, bilmedi, bilmiyor şu anda bu senin onu yazdığını. Hı, Birbirlerini hı. destekliyorlar diyorsun. Hı, hı, hı. E, bu de bunu söylemedi Evet, belli söylemesi ya. aslında gerekirdi. Ben seni yazdım. Söylemesi diye. gerekirdi aslında. Yedinci ben de yazdım senin demesi gerekirdi. Bu senin susuyor olması şu an bilmiyorum. Bana biraz garip geldi. Tabii hepsi şu an. E, ...elenmekten korkuyor ve hepsi Birleşme Partisi'ne kalmak istiyor. E, tabii ben de orada olsaydım, ben de Birleşme Partisi'ne kalmak çok isterdim tabii, tabii ki. Şu çok da az zaman galiba kaldı, evet, iki evet. hafta. Bir hafta var e, ama bir haftada iki kişi elenecek diye biliyorum bu elemeden evet, evet. sonra. Ya bence, e, bilmiyorum, e, bence erkeklerden gitmesi gerektiğini ben düşünüyorum. E açıkçası bu hafta e, Kürşat'ın performansının kızlara göre ben daha kötü olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani siz Doğru, daha yakından takip ediyorsunuz de öyle ben. Yani Kürşat'ın performansının iyi olmadığını düşünüyorum. Yani. Minik bir yüzdelere baktım hı hı. demen'in üzerine. Cansu ve Kürşat 86'şar oyuna çıkmışlar. Hı. Kürşat 36 tane galibiyet almış, e, Cansu 43 tane galibiyet almış, Cansu %51 performansla oynuyor, Kürşat da %42 ve hep kadınlarda kazanan bir kırmızı takım, erkeklerde kaybeden bir kırmızı takım tamam. var. Aynen. Öyle. Burada Cansu yerine Kürşat girmeliydi potaya. Yani Seninlikle erkekler en fazla 4 kere kazanmıştır. Kızlar da en fazla 4 kere, 5 kere kaybetmiştir. Yani o bu kadar takımı, maksimum. bu takımı taşıyan aslında kadın yarışmacılar. Ama işte burada e, şey, e, iktidar erkeklerin elinde maalesef. E, bir de orada nefise biraz e, kadın tarafında olmasına rağmen e, aslında gücüyle toplayabilecekken o, o şeyde soyunmuyor. Çok bireysel oluyor. Aslında Nefise orada toplayabilir. Zeynep de can suyu. İşte sıkıntı biraz Halil'in Buse'yi çalması Aysu'dan sonra. Aysu gittikten sonra Buse'yi çekti kendi tarafına. Merve zaten nereye çeksen oraya ah. geliyor. Çok böyle elastik arkadaşlık ve iliş, iletişim anlamında. O da bence e, erkeklerin ekmeğine yağ sürüyor. Ana hata erkeklerde ama bunu görmüyorlar diye düşünüyorum. Evet ben de o zaman bizi hazır durmuşken kısa bir reklam arasında gönderiyorum. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Evet, Cansu'nun takım arkadaşlarıyla anlaşmazlıkları devam ediyor. Küçük bir patatese bir yağ damlatmadan yine Halil Cansu'nun üstüne gitti. Ee, erkekleri ön plana koymaya çalıştığını düşünüyor Cansu'nun. Ee, ama kendileri toplaşıp bir şekilde Cansu'yu yazdılar ve Cansu'yu ön plana çıkarmaya çalışıyorlar bu anlamda. Ne düşünüyorsun bu konularla ilgili? Yani belli ki onlar potaya bir kızın ismini yazmak istiyorlar. Hı -hı. Ben hatta biraz önce e, aradayken dedim eğer birinin adı yazılacaksa kızlardan. Bence yeni gelen takıma Merve'nin adı bence yazılmalıydı. Hı -hı. Bilmiyorum haksız mıyım? Çünkü Merve'yi daha tanımıyorlar. Merve karşı takımdan geldi. E, olaylarla geldi. Yani evet, bir anda. Evet. Ben olsam iki aydır, iki buçuk aydır yaşadığım bir arada yaşadığım arkadaşımı asla yazmazdım. Yine illa bir kız yazacaksam eğer, bana kalsa ben erkeklerden yazardım. Ama illa bir kız yazmam gerekiyorsa ben Merve'nin adını yazardım. Evet. Yani. Biz de böyle düşündük zaten. Ama Merve'nin şöyle bir avantajı var. Ee, Merve bir oy. Yani baktığın zaman şu an e, Halil ve Murat'ın yanında. Çünkü o da mesela enteresan. Onu da birazdan sormak istiyorum. Merve şu an bir oyuyla onlara ciddi bir üstünlük sağlıyor. Yani Merve ne deseler yaptığı için anladığım kadarıyla şu an onların önünde ileride atabilecekleri ama şimdilik Cansu'ya, Barış'a, Zeynep'e karşı kullanabilecekleri bir oy silahı aslında. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bir de performans Mesela... anlamında da iyi bir e, ivmesi olduğu için belki... Bir ihtimal acaba o yüzden mi yazmadılar? Cansu'nun da kötü, Cansu da kötü değil. değil Cansu ile Merve kafa kafaya. Aynen. Peki şu nasıl oldu? Murat'la Halil'in e, sen varken yıldızları barışık mıydı adada? E, çünkü mesela onlar bir yere çok gerildiler e, Survivor'da. Ama şu an bu son hafta özellikle Cansu'ya karşı bir oy birliği yaptılar. Ya ben yani Murat'ın da bunların koruyorlar. içinde olmasına şaşırıyorum. Yani Cansu yazanların içinde Murat da var, var mıydı? Var var. Varmış ama şöyle bir açıklaması var. Ben başkalarının yazacağını bilmiyordum. Ben hani çok kimse yazmaz diye düşünerek Cansu yazdım. Aslında Halil de böyle söylüyor. Yusuf da böyle söylüyor. Yani şansa 7 kişi Cansu'da buluşmuş. Şişleri. Sanki Cansu'nun performansı %20. Ya da Cansu adada çok sorumlu biri. Şimdi sorumlu olsa ya da performansı kötü olsa ikisi de değilken bu insanlar niye yedi kişi abi biz cansuyu yazalım diye hani gece rüyasını mı gördü hiç mi konuşmadılar bana inandırıcı gelmiyor mesela çünkü bir neden yok ellerinde evet. ve bir neden yaratmaya çalışıyorlar bir tanesi diyor ki tuzu dökmüşsün diyor bir tanesi diyor Kaçma ki işte aynen e, gidip laf taşımışsın diyor e, senin dediğine göre de bizim de gördüğümüze göre öyle bir insan da değil hayır değil yani e, neden mi mesela nasıl bir birlik olur Halil ile Murat kendilerini korumak için mi yani e, ben adadayken e, biraz önce sen çok güzel bir noktaya mesela değinmiştin. E, Halil daha arka plandaydı çünkü Berdan vardı, Yusuf vardı, başka erkekler de vardı. Hı hı. Ve e, daha yeni yeni alışılıyordu adaya ve her şeye. Şeyin Halil i... Daha böyle e, Halil'in de o potansiyel vardı aslında evet. yok değildi <laughs> ya mesela işte adını yazdığımız zaman tek tek sorması ya da başka bir olay olduğu zaman bir anda ufacık bir şeye ani parlamaları vardı. Yani onlar belliydi o renkleri vermişti zaten o sinyalleri veriyordu Halil tabi herkes gidince meydan boşaldı Halil belli ki bir ittifak kurmuş burada evet. yanına almış bazılarını İşte kızlardan da birilerini göndermek istiyor belli ki Cansu'nun üzerine oynanıyor şu anda ufak kesinlikle. tefek bahanelerden Cansu'ya eğer bir e, tartışma konusu yaratıyorlarsa belli ki Cansu'nun üzerine bütün arkadaşları bir olmuş ve oynuyorlar bilmiyorum çok e, Cansu adına üzücü ve çok saçma buldum şu anda ben bu hareketi yani o, orada e, herkesin biz kafamıza göre Cansu yazık demesi inandırıcı Hayır, gelmiyor kesinlikle değil, sana. değil bence kesinlikle değil merak ettiğim bir şey daha var Adadan geldiği için sana sormak istiyorum e, Adada Tabii sen çok başlarında vardın ama e, barışın engelli olmasından dolayı insanlar onu sahiplenir diye barıştan bir SMS korkusu var mıydı takımdaki arkadaşlarla? Yani bu böyle e, kapı eşiklerinde aralarda ya da ikili üçlü sohbetlerde barışın önünde olmadan hiç konuşuluyor muydu? Hayır ya ben şahit olmadım. Hı hı. Işte Barış'ı çok herkes seviyordu ve gerçekten kazandığı zaman hepimiz kendimiz kazanmış kadar Barış kazandığı zaman mutlu oluyorduk. Hani ben öyle bir şey görmedim ama ben çok başındaydım. Sonradan tabii neler oldu hep birlikte izliyoruz görüyoruz zaten. Bir de o zamanlar Barış'ın da performansı daha iyiydi. Evet daha iyiydi. de yoruluyor sonra... ama insan bir zaman sonra da. Yani parkurlar zorlaşıyor, hayat şartları açlık daha da zorlaşıyor. Şartlar zorlaştıkça tabii ki ister istemez Hı -hı da tabii ki azalıyor. Büyük özveri değil mi Barış'ın yani Evet, orada çok zor, çok zor. Tek bacaklı. Çok zor hemde. Yani, yani şey gerçekten yapması. çok zor. Ben bazı parkurlarda gözlerimi kapatıyordum zor olduğu zaman. Yani bir tanesini düşme tehlikesi geçirmişti, bilmem hatırlar Hı -hı. mısınız? Hı -hı. Ben orada gözlerimi kapatmıştım, bakamamıştım. Hı -hı. Tabii. Yani gerçekten Barış için çok zor. Peki, bir şey söyleyecek misin diye sana yo, baktım, diyecek misin diye sana baktım. E, şimdi bu adaya damgasını vuran bir olay. Bu haftaya damgasını vuran bir olay var. Bu Merve ve Asen arasında bir tartışma yaşandı. İstersen ilk önce o görüntüleri izleyelim. Sonra yorumlarını merak ediyorum. Merve ve Asena e tartışması. Merve ve Asena'nın tartışmasını izledik. Aslında bu konunun başlangıcı e, Kardelen'in e, yemek bulmasıyla. E, Çalmasıyla diyeyim yemek çalmasıyla başlayan sonrasında Merve'nin Asena'ya e, Asena yapmıştır demesiyle birazcık daha alevlenen ama sonrasında oyun esnasında da küçük atışmalarla beraber asıl ateş başında böyle bir tartışma e, patlık patlak veriyor. Ve sonrasında da bu görüntüleri izledik. Sen e, ne düşünüyorsun bu görüntülerle ilgili yorumun nedir? Ya keşke böyle yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası şu anda. Çünkü e, biraz izlemiştim, görmüştüm ama şimdi burada daha ayrıntılı izleme Hı. şansım oldu. Açıkçası kendilerini bu duruma düşürmüş olmaları bence onlar açısından da çok kötü. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Yani şu an tabii ki tam e, gönüllüler takımında ne yazık ki ilk günden beri. Hı. Onlar ödülleri kazanmışlardı ve biz ilk konseye çıktığımız gün Şok olmuştuk ee, Aziz'in konuşmalarına, ortalığın karışmış olmasına. ilk günden beri orada negatif bir ortam var. Açıkçası mesela o takımda asla olmak istemezdim. Yapamazdım zaten. Ben Gönüllüler takımında asla yapamazdım. İlk günden beri e, böyle tartışmanın, alevlerinin çok yüksek seviyede olması gerçekten kötü. Şu anda da artık evet, fiziksel temasa gelmiş... Evet. Yani şu an sonra Merve takım değiştiriyor ve kırmızı takıma geçiyor. Senem ayrılıyor. ayrılıyor. O... Evet, Senem Senem'in neden ayrıldığını mesela anlayamadım ben. Biz de anlayamadık. Biz de de yani bence kendinle alakalı e, bazı şeylerin önüne geçmek adına e, yok dedi. Ben biraz daha devam edersem dedi. Kötü e, gözüküyor. Evet. Doğru evet, karar da vermiş Senem böyleyse. Yani ben ondan ya belki dolayı. belki artık ya. bu stresi ve gerginliği. Çünkü hani isteyerek de yaptığı bir şey değil öfke krizleri geçirmek. De bundan bir görelim. hafta önce. Biliyorsunuz Senem ile Asena arkadaşken Asena Kardelen'in yanında şimdi ve Senem orada Asena'nın yaptığına şiddet var diye Merve ile beraber tamam bitti şiddet bu diye bağırıyor. Yani arkadaşlık kopuyor bir de böyle bir şey oluyor üstüne de Senem bırakıyor. Çok evet. enteresan bir çözemediğimiz bir durum ben yani. Ben de çözemedim aklım hani, çok karıştı Senem şu niye bıraktı ben bu soruyu ee, Senem'e sormak istedim. Evet, yani. Ben de umarım... Burada da ağırlama şansı buluruz İnşallah. belki. Öyle Ama o zaman cevapları alırız. Bunu hep konuşuyoruz. Senem bence ilk Survivor'ı bırakmış diye düşünüyorum. Takım da bu şekilde devam edip çünkü Senem'in öyle bir vitesi vardı ki her an her şeyi yapabilir. Hani Asena e burada evet Merve'ye bir şiddet uyguluyor, saçını falan çekiyor. Ama Senem Azize kafa atmaya yeltenen bir Survivor'dı. Çok daha tehlikeli. Belki de artık fazla ileri gittiğinin ve orada ağır bir sinir krizi geçirip beni buradan alın diye bir laf vardır yani. Evet. Kendimi korumak istiyorum artık. Hani kendisini kendinden korumaya çalıştı Senem orada. Tabii. Gittikçe batabilir. E, diskalifiye olabilir. Diskalifiye olmak çok ağır bir şey Survivor'da. Eleneyim. Tabii ki. Ama ben diskalifiye, diskalifiye olmak belki çok... bunun tehlikesini gördü Senem. Olabilir. Katılıyorum. Yani gerçekten Senem'in e, tarafından baktığımız zaman İki yönlü de yorumlayabilirim bunu. Hem bireysel anlamda kaldıramadığı için olabilir hem de kendini o şekilde göstermek istemediği için olabilir. Ee, bu tartışmada tabii ki bulunmak istemeyeceğin bir durum ama haklı bulduğun bir taraf var mı? Yani şöyle evet. aslında burada mesela anne olduğun için şöyle açayım soruyu. Hı, evet, Birinin evet, kalkıp e, sana Ay anneliğine laf e, söylemiş. Burada tarih aslında Anneliğine sanki. laf söylemiş derken şöyle bir şey e, anne gibi davran mı diyordu. Yanlış mı? Nasıl bir annesin e, mi diyor? Öyle bir şey mi? Öyle bir şey söylüyor. Tam hatırlamıyorum da. Anne olacaksın bir de utan gibi bir de şey anne söylüyor. Olacaksın. Hani, Zaten onun üzerine galiba saldırıyor Biraz daha üzerine. evet. Olay iyice şey oluyor yani. Keşk e, ya, bu, bu davranışlar gelmeden, bir anneye yakışmıyor anlamında. Bir şey söylemek istiyor aslında. Evet. Keşke Oratya'ya gelmeden çözebilselermiş. Hiç bu e, kareleri hiçbirimiz izlemeseymişiz. Kendilerini belki izledikleri zaman kötü hissedecekler. Bu görüntüler hoş görüntüler değil. İzledikleri zaman bilmiyorum... Kim haklı kim haksız da şu an açıkçası bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Bir de şu kelime çok ucuzlaşmaya başlamadı mı? Bir tek Survivor'da değil dışarıda bir kavgada bile bir insanı böyle yumuşak karnından vurmak istiyorsun. Seçkinle ben kavga edemem ne biçim annesin? Böyle annemi olur. Terbiyesiz kadın. Kim bilir sen çocuklarını nasıl büyütüyorsun? E şimdi bu nasıl bu Dördüncü, beşinci noktada artık iş şeye, fizik işte dönüşmesi normal olur. Evet, bak. Bunda o okay. şey. Tamam. Ya, artık. Buradaki kadın oluyor, evet. kendisine yediremez. Hani der ki sen hayırdır benim anneliğime ve çocuklarıma la ya da senin babalığına ben laf etsem. Sen ne biçim babasın ya? Sen bana böyle yapıyorsan kim bilir çocuğuna sen neler bak, yapıyorsun? onu öyle açtığın zaman işin şiddeti çarpı üç oluyor. Ama hani, bu çarpı, çarpı, çarpı ne biçim babasını ayrı şey, yani ne biçim babası hani, cümleler... hani ne biçim kız babasısın hani senden böyle bir kötü söz duymak istemezdim dersen bunun bir karşılığı da var evet. ama aynen e, pardon evet. şunu e, şey e, şey yapamadım da toparlayalım cümleyi eee ne diyeceğim Çocuk, salıncaca kız babası diyorsun. Evet. Evet. Yani hani ekstra diğer cümlelere eklersen orada tahriye giriyor. Hayat Diğerinde bu, belki bir uyarı gibi ama benim genel söylemek istediğim bu kelimenin çok fazla artık basitleştiği. Evet. Kim kiminle kavga ederse ben biliyorum ki Hakan'la kavga ettiğimde Hakan'ı eğer vurmak istiyorsam, kırmak istiyorsam ne biçim babasın? Hareketlere bak, bana söylediğin kelimelere bak. Sen bir de babam olacaksın dediğimde bitti. Ama bu sırf Ama bu iğrenç bir kelime. Değil, bir çok Bunu çok anne, kullanıyor baba herkes. için de yani. Hani bir annenin anneliğini başkasının tartışması kırmızı çizgidir. Çok Çünkü kırık, evet. evde kim e, Seçkin ya da Hakan'ın çocuğuyla çocuklarıyla ne yaşadığı evet. kimse bilemez yani Aynen. ve o bir özel alandır. Evet. Yani Aynen, geçen evet. söyledim ya programda söyledim ya yani çocukları üzerine yemin etmek diye bir şey bir anne babanın e, kitabında yoktur. Doğru mu söylüyorum? Aa, kesinlikle. Yani onu böyle bir ortamda masaya koyup mevzu bahis dahi etmezsin. Değil mi? Aynen. Yani... Ama bu kelime bu kadar basit nasıl kullanılabiliyor Bakın ben anne değilim. Allah inşallah nasip eder. Allah isteyen i̇nşallah. herkese nasip etsin. Sağlıklı, hayırlı evlat. Ama ben anne değilken, evladım yokken bir anneye ya da babaya bu şekilde hakaretler edemem. Gün olur döner o kelimeler bana gelir, benim canımı acıtır. Ya sanki aptal, salak der gibi çok basit. Bunlar da çok çirkin kelimeler. Söylenmemeli ama e, çocuklar aralarında böyle şapşik der gibi o kadar kolay bir şekilde kullanılıyor. Kullanılıyor ki Merve'nin direkt yapmak istediği zaten Asena'ya tahrik. Canım Şimdi Asena buna ağzın içinde konuşan verse, bir Asena'ya da tahrik. Aynen Aynı hayatım. Şimdi buna Asena tepki verse suçlu Tamam Vermesi suçlu. Vermese de suçlu. Ya yani suçlu dediğim vermese de ayrı bir şey. Deriz ki ya nasıl durmuş? Çocukların çocuğuna ya da Asena'nın anneliğini hakaret etmiş. Asena da tepkisiz öyle durdu. Tepkisiz böyle durursa öyle de lafları yer. Şimdi iki ucu da bunun pislik yani ne yapacağız? Çok çirkin bir kelime. Ben burada Merve'nin bunun kullanması, bu uslobu kullanması ve diğer takıma gidilip de potaya girmeyip prensesler gibi karşılanmasına da çok şaşırıyorum. Tabii sen bu kavganın üstüne yok. konuşamamışsın daha önce evet. değil mi? o yüzden şimdi daha bir hayret. Evet o zaman ile. hastanedeydik biz. Ben bu kavgaları tam yorumlayamadım. Tekrar tekrar izlediğimde o kadar çok şaşırıyorum ki. Lütfen hiç kimse kimsenin anneliği ya da babalığı ile ilgili sırf karşısındakini incitmek ve yaralamak için bu ke bu tarz kelimeler kullanmasın. Seçkin Survivor en çok ne öğretti sana? Bana ne öğretti? Tamam ben başka bir şey söyleyecektim şimdi senin yeni sorunla. <laughs> İstediğini söyle. <laughs> ee, bana acayip çok değişik bir macera oldu. İleride e, torunlarıma bile anlatabileceğim. Zaten ilk geldiğim zaman da programa demiştim ki anlatabileceğim bir anılarım olacak. Ee, benim için güzel bir macera oldu. Ee, değişik insanlar tanıdım. Bu arada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm döndükten sonra. Çevremin beni nasıl desteklediğini gördüm. Ee, daha fazla kendime güvenim geldi. Öyle söyleyeyim size. E, ee, benim için orası güzeldi. E, ee, yani Orada olduğum için o kiple olduğum için aslında mutluyum ama iyi ki gönüller takımda değilmişim. İyi ki de çizmek istiyorum. İyi ya ki Asena'dan şimdi... ve senemden uzaktım. İyi <laughs> ki. Hani olgun insanlarız ve hayatta bir yaşanmışlıklarımız var. Hele ki sanat camiasında eee sen de bulunduğun için evet olarak söylüyorum. Birçok şeyi fazlasıyla yaşadın ama ya Survivor bana şunu öğretti. Çok başka sanat camiasıyla çok apayrı bir dünya. Orası yepyeni bir dünya. Ben şimdi mesela geldim ya buraya. Survivor bana bir rüyaymış gibi geliyor. Gerçekten. Sanki ben hiç oraya gitmedim. Oradaki seçkin ben değildim. Başka bir seçkindi. <laughs> ben bir rüya aleminde gibiyim. O bir rüyaymış gibi. Çok ilginç. Bambaşka bir dünyanın bir ucuna gidiyorsun. Bambaşka tanımadığın insanlarla. Bir tişört, tişört. Tişört. Aynen aynen. Değil mi? Evde belki senin vardır 500 tane kıyafet. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Ama hayatını yani normal evet. şimdi söyleme sayıp tuvalet diye bir şey yok biliyorsunuz. Evet. Söyleniyor bu burada onu da bilmiyorum. Ki. Dışarıda falan hani çok acayip açsın. Ee, yani acayip bir ortam. Ama e, mesela işte yemek paylaşıyorduk. Hatta biraz önce de onu söyledim. E, bir yemeğin bir pirinç tanesinin bile ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bazen biz beğenmeyiz bir yemeği ve yemeyiz. Evet. Sahip orada en kıymeti. aynen. Orada en sevmediğin yemek bile gelse, hem de nasıl yersin hmm. orada o sevmediğin evet. yemek bile gelse?" Evet. Dediğin gibi senin sahip olduklarımın değerini, evimin konforunu, çocuklarımı ya yatağımı bile özledim, yastığımı özledim. Evet. Yani e, her şeyi özledim ve her şeyin değerini daha iyi anladım. Yani artık e, her şeyin değerini daha çok bilen bir seçkin var karşınızda. Ve sen şehir kadınısın aslında. Evet. Kamp, piknik. Kesinlikle şehir kadınıyım ben. Onları yani hoşlanmıyorsun ve sen Survivor'a gidiyorsun. Evet. E, mesela ben e, sana sordum mesela. Ben mesela böcekler falan gelse korkarım. Akrep gelse korkarım. Geldi mi hiç böcekle karşılaştım ya da yılanla? Şansıma yoktu. <laughs> <laughs> Ama yılanlar var. Mesela yokluk adasında yılanlar varmış. Yokluk adasına eğer ben o gün ayrılmasaydım biliyorsun ben gidiyordum. Evet. Yusuf'la birlikte ben gidecektim oraya yokluk adasına. <laughs> Hatta e, ben diyordum yokluk adasına gidersem de giderim ne yaparım işte orada otururum şarkı söylerim falan diyordum ama sonraki bölümlerde döndüğüm zaman izlediğimde yılanlar falan çok korkardım o yılanlardan. Evet, evet. direkt kurak kara e, şey kayalar var aralarında evet. tabii o sıcak güneşin alnında yılanlar biraz var orada. Derdan neden bıraktı? O, var mı sağlık problemi, sağlık oldu problemi oldu onun. Midesiyle alakalı mıydı? Orada tansiyon, tansiyon düştü, bayılıyordu, hmm. yani. Güneş e, tabii, de çok güneş. Etkili oldu, tabii. E tabi bizim için zordu orası. Ya dedim bir konfor alanından çıkıyorsun, oraya gidiyorsun. Ee, çok isteyerek gittik ama gönüllüler galiba daha çok istiyor. Ya biz de isteyerek gittik bu arada ama şimdi gönüllerin bir. O oraya gitmek istiyor, hırs yapıyor, bir sene gidemiyor mesela ikinci sene hazırlanıyor, üçüncü sene Tabii. hazırlanıyor. Şimdi spor tarafı var orada Tabii. E, ünlü olup oradan e, belli evet. kazanımlar elde etmek var. Bununla ilgili birçok şey şey yapıyor ama sen zaten hayatta birçok şeye sahip olduğun için evet. biraz daha bu konuda e, belki de kolay vazgeçebildin. E, oradaki. Bir de sporcu geleceğiz. geçmişim falan da yoktu benim. Yani hani oraya bir zamanlar hala da var orada sporcu olanlar var. Benim bir sporcu geçmişim yok. Ama sen kesin pilates yapıyorsun bence. Tabii ki kesin yapıyorum. <gülüyor> Tam <laughs> bir pilates insanı olduğunu evet. ben böyle bakıcı Ama ben her yerde yani. yürüyerek giderim bu arada. Ben sizinle saatlerce ve o yüzden ben o parkurda nasıl... Ee, yavaş olduğumu hala inanamıyorum. ben Yavaş gördün mü kendini izleyince? Evet ben izleyince kendime çok kızdım. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben şeyden korktum. yani sakatlanırım bir şey olur. Sakatlanırsam tabii ki demkinli de oldum biraz. Ama evet. korkuyor insan. Ama ne olacak? İstanbul'da da iki çocuk var. Onlara bakması lazım. Evet Sakatlanırsa... geldikten sonra çünkü bir sürü planlarım. iki çocuğum var. Sağlık tek parça halinde dönmem gerekiyor buraya. Evet. İşim var, gücüm var. Bir sürü bir şey var. Ne bileyim bir de orada Allah korusun bir kaşıma bir şey ol yüzüme evet. bir şey, yüzüme bir şey olsa ben yüzümden de o çamurların Tabii. içinde mesela hatta dalga geçti e orada asla, tek çamurlanmayan bir geçiş ben anını hatırlıyorum ben <laughs> evet. orada tek çamurlanmayan bendim ama temkinli davrandım elimde değil yani bu bir içgüdüsel oldu bende yani ben e, bana hep böyle işte beni sallıyorlar... bak seçkin işte sonuna kadar koş bütün gücünle işte bütün gücünü ver diyorlar tamam diyorum giderken oraya gittiğim anda bir içgüdüsel kendimi korumak yavaşladım yani mesela ne bileyim daha hızlı olabileceğim daha iyi olabileceğim sonra izledikten sonra ya ben bunu nasıl yaptım dedim tabii ki alanlar oldu. Diyorum ya keşke bir parkurda hazırlansaydım <laughs> çok başka olacaktı o zaman. Peki tut ki all star var ve kırmızı takım için seni çağırıyorlar. Ya ben e, mutsuz oldum kendimi başarısız gördüğüm için onun için benim çok öyle bir ayda falan iki ayda hazırlanılacak bir şey değil galiba daha uzun bir sürede hazırlanılması evet. lazım. Ya bilemiyorum şu anda, ben burada şimdi gitmem derim, teklif gelir bir bakmışsınız, görmüşsünüz ya da giderim derim, giderim derim, gitmem. Bilemiyorum şu anda. Bir, bir de bir gidiyorsun oraya böyle hani kaslı falan, oh. ıhtıralı böyle. fır İki sene falan Seşkin şey, <laughs> ya yani. Seçkin Karadere oluyor, <laughs> <laughs> Nagan'la ortak bir aynen. Ben şu şirinler testini yapabilir miyim? Ee, Olur. Tabii. De, bilmiyorum ama e, benim bir şey, survival ile ilgili bir testim var. Bu panoramada 2016'dan beri yapıyoruz. Ee, böyle şirinler gibi işte en çalışkan, en tembel bunları soracağım. Elinden ben de en uzak cevaplarsan... kimi buldun diye soracaktım. Tamam, evet. senin sorularında vardır belki. Tamam. Başlayayım mı? Tamam. Adada en çalışkan. Ya yani şimdi e, Halil ile Kürşat şeyleri yaptılar o zaman. Ee, Sandalye masa mı? Yok yok, yok. söyleyemem. Baraka. barakaları, barakaları Barakaların üzerine yaptılar. Şimdi onlar çok çalıştılar gerçekten. Bütün erkekler çalıştı ama Halil en fazla çalışan oldu orada. En tembel. En tembel. Bilmiyorum şu an en tembel. Öyle biri gibi. gelmedi aklıma. Hayır gelmedi. Peki uykucu var mıydı en uykucu? E uykucu Böyle, vardı. Sürekli baraka kim? Ama şimdi gece de uyuyamıyorlardı. Şimdi o yüzden de uykucu demek aslında bir 10 dakika kestiriyor ondan sonra. Ama sen bana sonra. cevaplar vermeyeceğin gibi geliyor. Kimseyi kırmamak için ya öyle geliyor. <laughs> ama ya gerçekten. Uykucu diyorum bak uykucu en Hayır uykucu. Hayır ama ben şu şey uyandım mesela ben de uykuyu çok seviyorum bu arada ama <laughs> kendimi söyleyeyim. Benim uykucu diye. Kendimi söyleyeyim o zaman. Çünkü gerçekten gece bütün mesela Ümit... Orada uyuyamıyordu gece gerçekten. Ay yani çok zor bir şey. Sabaha oldu. kadar oturduğunu söylüyordu. Şimdi o çocuk orada 10 dakika uyusa ha, hakkı tabii, yani. Tabii. Peki en kulisçi? Halil değil mi? Halil. <laughs> <laughs> yani bilmiyorum. Şimdi Sana hesap da... sorduğuna göre ondan yola yani, çıkarsan. Herkes hesap soruyor. <laughs> evet, olmuş. evet. Peki en bağımsız başına buyruk olan? En bağımsız Zeynep. Zeynep. bağımsız başına mı? Aslında yani hiçbir şeye nasıl söyleyeyim sana? Bir tartışma da olsa katılmaz mesela Zeynep e, diye hı. düşünüyorum ki galiba da öyle değil evet, mi? Evet hala Biraz değil. daha uzak kalıyor. Evet yani. evet. En anaç ya da babacan kimdi adada? Babacan Murat'tı. Hı hı. Ee, anaç bilmiyorum şu an aklıma gelmedi. Sen de herhalde bir anaçların de, vardı değil mi? Olabilir, öyle bir saygı evet. duyuyorlardı. Yani onların cevap vermesi lazım ya yani. kendim için değil şey yapmak tabii. istemedim. <laughs> adada en sinirli en sert Halil. <laughs> ne o Halil'miş ya? En sakin. <laughs> en sakin. Ben sakindim. Evet, evet, bence bak buna cevap vermeyeceğim. En sakindim. En becerikli. Becerikli. bütün aslında erkekler mesela balık tutmaya falan da gittiler mesela. İşte Muratla Muratla Cansu balık tutmaya gittiler. Hatta getirdiler de o zaman. Murat Halil de becerikliydi. Hı. Murat da becerikliydi. Ya erkeklerin çoğu becerikliydi. Peki en komik kimdi? Berdan. Berdan <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> çok çok komikti, gerçekten çok komikti. En yaramaz böyle, hani içi içine sığmayanlar olur ya böyle hareketçi yaramaz bıcırık. böyle bu Ya Kürşat sanki Zeynep çok genç, çok neşe dolu. Yani o manada söyleyeyim böyle gerçekten çok pozitif enerjili bir kız Zeynep de böyle Hı -hı. neşeli. Hı -hı. Yeni de gençlik enerjisini gerçekten hissediyorsunuz. Evet. Z kuşağı gibi böyle. Tabi tabi Zeynep öyle. Parkurda en hızlı. En hızlı. Cansu'nun da böyle fişek gibi olduğu günler oluyordu. Zeynep de iyiydi. Yani erkeklerde Halil'in de iyi olduğu zamanlar vardı. Yani parkurda en yavaş. Ben. <gülüyor> ne <biliyorsun>? gülüyorsun? Oradan çaklayan, En yavaş. <laughs> ben de elim. <laughs> Peki şampiyon olsa sevinirim dediğim biri var mı? Ya ben kızlardan birinin almasını istiyorum. Bir isim olsa? Ya Cansu, Zeynep de olur. Erkeklerden eğer olursa Barış alsın isterim. Barış. Evet. Şampiyon olsa üzülürüm dediğin biri var mı? Yok. 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 Kimin hakkıysa aslında o alsın sonuçta. Sonuçta bunu halk karar veriyor. Halk zaten en iyisine karar verir. En büyük pişmanlığın ne Survivor ile alakalı? Yani böyle bir daha gitsem şunu şunu yapmazdım ya da şunu yapsaydım Parkoura ya da bilemedim. şurada sessiz kalmamalıydım dediğim ya böyle bir yer var mı tartışma alanı olmadı öyle pek bir şey olmadı çok Hı -hı. ben başındaydım zaten de tartışmaya girmemeye çalışırdım eğer öyle bir ortamın içinde de olsaydım dediğim gibi parkura çalışarak gidebilirdim daha e, tabii çok kısa zamanda ama bir ay yani imza attık. bir ay 20 gün 25 gün sonra gittim zaten. Peki Survivor'ın bana öğrettiği şey dediğin nedir o? Her şeyin değerini bilmek. Her şeyin değeri. Evet ]inde. her şeyin. Pirinç tanesinin bile. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki ben de bir şey soru Tabii eklemek ki. istiyorum hemen. Karşı takımdan kendine yakın ya da uzak bulduğun birisi var mı? Mesela çok değişik bir karakter var bu sene adada Aziz. Ya da e, kadınlardan kendine daha böyle iyi iletişim kurabileceğinin. Belki yani gönüllerde olmak istemiyordun ama olsaydın ne olur diye düşünüyorum. Ben düşünmem. karşı takımın hiçbir diyaloğunu hiç konuşmadım bile öyle söyleyeyim. Hiçbir diyalogum olmadı. Mesela bizim takımdan kaç takımla arkadaş olanlar, selamlaşan, konuşanlar hı. vardı. Ama ben hiçbirini tanımıyordum. O yüzden de yani şu anda söylesem de çok hiçbirini tanımıyorum aslında ama e, şey Biraz önce ismini yanlış mı? Aley, Aleyna Ala sanki. Değil Aleyna, Aleyna. Haftalar deli. Evet, Aleyna ile sanki daha kendimi şey bir de Gizem. Hı. Tatlı bir kızdı. Gizem'de. Yani onlar şu an aklıma geliyor. Özgür'ün performansı ne diyorsun? Ee, çünkü 48 yaşında ama çok, e, iyi. çok iyi bir performans çok iyi. sergiliyor. Bir de onların oyun kurucusu gibi galiba evet. değil mi? Evet, takım kaptanı takım gibi. Takım kaptanı evet. gibi. Ya Özgür'ün performansı çok iyi. Peki çok kırmızı iyi. takımda mesela e, bu eşleşmelerde oyun öncesinde ya şu çok iyi falan diye konuştukları kimler vardı? Yani böyle korktukları birileri var mıydı takım Bizim takımda? Evet. Ya şimdi sonuçta Kardelen en güçlüydü. Hı hı. Onu da hep bana vermeye çalışıyorlardı. <laughs> <laughs> Kardelen gerçekten en güçlüydü. Erkeklerden özgür. Valis, Valison. Valison. Evet. Yani evet. O da iyiydi. O, o da, da veda etti sonunda. Evet ya, sonra. ya ben şok oldum onun bir gitmesine. Anda o yok yani. oldu. Evet. O Çok yazık etti kendini. Yani. O devam etmeliydi. 3 haftalık bir depremden sonra bir ara oldu. O aranın sonunda biz Valison'u bir daha görmedik. Evet. Galiba veda etmeye geldi o kadar yani. Bence gitmemeliydi. Ya o çok iyiydi gerçekten. Yani hemen hemen bütün parkurları alıyordu. Çok iyi, çok iyi, iyi. bir insandı da yani. Hani kimseyi evet. böyle incitmiyordu, kavganın içine girmiyordu. Bir böyle bir naif bir tarafı vardı. Gönüller takımındaki herhalde en naif gerçekten en sempatik kişilerden biriydi bence. Kesinlikle işte Survivor. Evet. Herkes şey yapamıyor bir yerde değil mi? Yoruluyor ya da dayanamıyor psikolojik olarak da. Evet mesela ama ben hep şey dedim giderken. Ya bizim takım kavgacı olmasın. Yani bizim takım şimdiye kadarki takımlar içinde en örnek olan, en böyle birbiriyle anlaşan takım ruhunun yansıtıldığı bir takım olsun dedim. Şu anda yine gönüllülere göre tabii ki bizim takımımız yine ufak tefek tartışmalar her zaman olur. Yani ama e, gönüllüler gerçekten bu konuda biraz bu senin herhalde hatta birçok sezonun galiba Şimdiye kadar ki en sert, en sert, sert takımı. Biri ayrı. Evet. evet. Bu hafta da gönüllüler iki dokunulmazlığı kaybederek e, aday çıkarttılar. Alper, Aziz, Fatih ve ünlülerden de Cansu çıktı. E, bu e, adaylardan Aziz ve e, Alper arasında geçen tartışmaları izleyelim şimdi. E, Alper ve Aziz arasında tartışmalar biraz daha büyüdü ve artık Alper'in şöyle bir açıklaması var ya Aziz gitsin ya ben seviyesine geldi ama ben şunu merak ediyorum ee, biraz önce de söylediğin için hani ilk ödülleri kazandılar ama biz Aziz e o konuşmayı yapana kadar adadaki o durumun Yıldık. farkında değildik Hayırdır. yani sizin tarafınızdan bakınca ünlüler tarafından bakınca gönüllüler takımı nasıl gözüküyor ve Aziz'in bu konuşmaları size ne yansıttı bu takımla ilgili biz o zaman şok olmuştuk hatta şu yorumu yaptık Ödülleri onlar kazandı. Ödülleri yiyeceklerini, buna birbirlerini yemişler dedik biz. Hı -hı. Çok şaşırdık gerçekten. İlk günden beri tansiyon çok yüksek o adada açıkçası ve e, artık tartışmaları takip edemiyorum gönüllüler takımında. Her gün yeni bir olay var. Haksız evet, mı? Biz evet. de çok zor. Bizim için çok zor gerçekten. Her gün yeni bir olay var artık. Yani e, aklım falan karışıyor. E, Kızlara da ayrı, erkekler de ayrı e, ve Aziz. Fazla konuşuyor sanki Hı. bilmiyorum yani fazla konuşuyor. Evet, evet. İlk günden beri ve ilk günden beri takımıyla ilgili tabii gerçek mi değil mi bilmiyorum bir sürü bir suçlamaları var. Hı. Ee, yani bazıları da kamera dışında galiba yapılmış yani çok yansıtılamadı. Evet. İlk günden beri bir sürü kişiyi suçluyor. Evet. Aslında hayatım Aziz'in problemi ne biliyor musunuz? Ee, i̇lk... Bir ay çok kötü bir imaj sergiledi. Evet. Haklı. Ha adaya gelmeden önce zaten ben kaos. Evet, evet aynen onu ona zaten takılmıştır o zaman. Evet. O yoruma takılıp evet. belki birçok konuşmasında haklı. Ama o kadar çok problemle karşımıza geldi ve hep onu suçluymuş gibi gördük. Suçlu ya da suçsuz. Adada olmadığım için bilemiyorum ama Hı -hı. takım arkadaşlarının yapmış olduğu yorumlar ve Aziz'in vermiş olduğu sert tepkiler, sürekli herkesle kavga etmesi haklı olsa bile onu haksız duruma düşürdü. Şimdi de aslında bu konuşmada ben Azize hak veriyorum. Ama Aziz o ilk bir bir buçuk ayı o kadar sancılı geçirdi ki özellikle ilk haftaları hı hı. o kadar çok tepki çekti ki artık doğru bir şey söylediğinde dahi evet bence doğru haklı dediğimizde yine tepki çekmeye devam ediyor. Hı hı. Hani Aziz artık adı çıkmış 9'a inmez 8'e vardır ya. Yani neredeyse gözümüzle gördüğümüz kağıdın rengi beyaz dese hadi be oradan o siyah diyeceğiz. Hani Aziz artık o kadar kendini mimletti. İzleyen kişilerde de mesela yorum yapıyoruz. Aziz'i nasıl haklı bulursun diyor. Evet Aziz ilk bir ay önceye kadar ilk haftalarda haksızdı. Aziz'in de üzerine gelildi. Aziz'e de mobbing uygulandı. Ama Aziz aslında asıl sorunu çıkartan insanlardan biriydi. Ben buna okeyim. Ama şu anda şu röportajını izlediğimde aslında Aziz haklı. Alper konusunda. Kesinlikle ama Aziz'i o kadar çok tepki çektiği için insanlar Aziz'in haklı olduğunu bile kabul etmek istemiyorlar. Problem bu. Şimdi ben o insanlara da hak veriyorum. Sürekli bir sorunla geliyorsun ama yani hakkını da vereceksin. Kimsenin günahına girmeyeceksin. Ben burada Aziz'e nasıl hak vermeyeyim? Alper zaten potaya girmek zorundaydı. Burada dört kişiyiz bir kişi performans birincisi Hakan. Üçümüz birini yazacağız. Beni yazdınız. İkinizden biri de potaya girecek. Hakan da dedi ki gün potaya girdi. E şimdi Alper diyemez ki ben gönüllü olarak potaya girdim. Mecbursun girmek zorundaydın. Evet. Hani bunu Aziz söylemek istiyor. Aziz çok güzel anlatmış. Ben Aziz'e hak veriyorum. Ama o kadar çok tepki çektiği için çocuğun haklılığı suyun üzerine çıkamıyor. Şey var mıydı peki düşünce olarak size? Şimdi burada 6 tane influencer yarışmacı var. Evet. Şimdi şunu da düşünüyor insan. Ne kadar televizyon insanı, sanatçı, manken, model de olsak bir internet çağındayız ve bu insanların bir e, ünü şöhreti var ve e, bu tartışılmaz. İşte birinin evet. 5 milyon abonesi var, birinin 1, 1 milyon abonesi var. var yani. Ben tanımıyordum, Aynen. çocuklarım tanıyordu mesela. Evet ve bayağı. bayağı, bayağı tanıyorlardı, ben tanıyordum. Fotoğraf çektirecek kadar tanıyıp Tabii seviyorlardı birçoğunu. Şimdi mesela onlarla alakalı şöyle bir şey var mıydı? Ya işte onları yazmayalım ya da çünkü onları yanına çıkarsak bizi eleyebilirler falan diye böyle hani senin için söylemiyorum çünkü sen sonuçta bir e, ün sahibisin ve e, o titirle oraya gittin ama diğer yarışmacılar işte gönüllüler ya da sizin takımda daha az tanınan ünlüler e, mesela atıyorum mesela can suyu ben çok da tanımıyordum Hı -hı. açık söyleyeyim. Hı -hı. Evet. Onun dışında tabii ki seni çok iyi tanıyordum, Murat'ı iyi tanıyordum, Ümit'i, Berdan'ı e, tanıyordum. Barış'la e, Cansu'yu tanımıyordum. Bir öyle bir şey oluşuyor mu bir ön yargı? Ya bunların çok Instagram'da takipçisi var ya da çok kitlesi var diye. Ya ben de öyle bir şey oluşmadı. Mesela ben gittim Kürşat'ın adını yazdım. Kürşat bir fenomen olarak geldi zaten Hı -hı. o da oraya. Hı, -hı. Yani bizim takımda da öyle bir algı yoktu ben oradayken. Şimdiki algılarını bilmiyorum ama o zaman yoktu. Peki o zaman sorumu ikinci safhaya taşıyacağım. Bu akşam Cansu, Fatih, Alper ve Aziz aday. Ee, burada mesela kimi şey görüyorsun şans daha şanslı demeyeyim de şanssız. Bu arada aslında ipuçlarını Ben tam olarak araya girmek üzereydim. Sizin cevabını almadan bence şöyle yapalım. Akşamın ipuçlarını izleyelim bakalım bu akşam neler olacak. Evet bu akşam eleme adaylarımız 4 kişi Cansu, Aziz, Fatih ve Alper. Bir de Ertuğ da çok geçmiş Mesela olsun dilemek geçmiş istiyorum. Kalma. Belli evet. ki yani bir kafasından çok yer yaralanmış herhalde. Bütün arkadaşlar da çok görünce üzülüyor. Evet. Ben bile görünce çok kötü oldum. Bakamadık. Çok geçmiş olsun. Umarım çok ciddi bir şey yoktur diyelim. Ve akşam kim elenir? İsmini. Kim elenir? Merak ediyorum sence kim elenir? Bence Fatih elenir sanki bilmiyorum sizce. Ben de Fatih. Fatih gibi. gibi geldi. Yani Fatih ee, ya da Alper. Bana ha, ben Alper, ikinci evet. Alperdi. Çünkü ben Cansu'nun dün yani iki gün önceki SMS'te birinci çıkacağını düşünüyorum. Bu haftalık evet. reaksiyon oyla. Cansu'nun üzerine yapışan bir oy değil ama e, bir böyle neden bu kızı yazdınız evet, diye haksızlık böyle durumlarda şey e, bir sahip çıkma olur evet. insanlarda. Evet. Cansu e tek aday çıktı tek ünlülerden. Kaldı. Diğer e, takımın, hı hı. Ya, sadece ünlüler takımını destekleyen. Bireysel değil de takım olarak destekleyen insanlar da Cansu'ya göndermiş olabilir Ve diye çok naif böyle konuşmasıyla hakkını arayan, neden diye soran, karşılığında nedenini vermeyen 6-7 kişinin sessizlikle kaldığı ya da pembe yalanlar ya da çok böyle Daha incir neler. çekirdeğini doldurmayacak şeyler söylediği bir şeyde noktada Cansu. Bence çok naif kaldı. Ben Cansu'nun gitmeyeceğini düşünüyorum. Ben de kesinlikle de gitmeyeceğini düşünüyorum. Ben katılıyorum yani Fatih büyük ihtimalle e, olmadı da Alper elenebilirse. Asla ee... size katılmıyorum. <laughs> ne oldu efendim. Şey <laughs> Fatih değil, bence Alper gidecek. Alper. Bence bilmiyorum. Eleme adayı konuşmalarını izledin mi? Elemeye çıkmadan önceki konuşmalarını izledin mi? Yoksa böyle bir fırsat bulabildin mi? Çünkü şunu merak ediyorum. Fatih çok duygusal bir konuşma yaptı. Ben onda. onu izleyemedim. Ama ha, duygusal konuşması evet olmuş. Evet Asena. Gözleri Asena. doldu. Bayağı böyle bir etkilenerek bir konuşma yaptı. Acaba sana geçti mi duygusu? Ben Biz izleyemedim. Çünkü kendi aramızda bunu konuştuğumuzda Fatih evet e, hani duygulu bir insan e, ve çabada sarf ediyor. Ama bazı anlamlarda birazcık o samimiyeti bize geçmedi gibi diye yorumladık. O yüzden merak yani Yani sen o isterken şöyle bir şey yapar mısın? İşte anneyim, çocuklarım şöyle işte e, Türkiye ben Türkiye'nin doğusunda da bulundum, batısında da. Şuradan da o isterim, buradan da tadında. Aslında. Ya nereliydin sen? Biz göçmeniz İstanbul doğumluyuz. İstanbul. 34 gündür buradayım. İstanbul. 34 plakası zaten. Ben Buradan şöyle Fatih'in şey bu konuşmasını izleyelim <laughs> isterseniz. Fatih'in bu konuşmasını izleyelim Vallahi isterseniz. Bakalım çok... sana ne hissettirecek. Tamam. Fatih'in elemeden eleme adayı çıktığındaki konuşmasını izleyelim. Evet izledik görüntüleri. Evet. Hem Fatih'le ilgili yorumunu hem de aynı zamanda Asena da arkada birazcık biz bununla konuştuk. Mimiklerine de çok hakim olamıyor. Tutamıyor kendini. Bu konuyla Raskı. ilgili yorumunu merak, merak ediyorum. Ne hissettirdi sana bu konuşma? Konuşma ne hissettirdi? Overdose. Ee... Ya evet fazla olmuş birazcık. Tamam anlıyorum. Survivor'dan hayallerinden vazgeçmek istemiyor tabii ki. Birleşme Partisi'ne herkesin hayalidir. Çok haklı. <laughs> yani ben de giderken oraya kadar kalmak isterdim. Kimse Birleşme Partisi bir hafta sonra olacakken oradan ayrılmak tabii ki istemez. Tabii ki. Yani ama fazla abartmış. Yani fazla yani bilmiyorum. Seceğe nasıl geçtiğini akşam göreceğiz bunun. Evet. Ee, oylarla ben de çok merak ediyorum kimin eleneceğini. Ama etkilenenler var yani etrafımızda da. <laughs> o yani bundan tabii dolayı var. Fatih o yatan olabiliyor. Yani şöyle aslında bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. Eğer öğrencilerime sesleniyorum kaplanlarım aslanlarım eğer dışarıdaki Fatih hocanızın da burada aynı şekilde aslanlar gibi durduğuna inanıyorsunuz inanıyorsanız diyor. Mesela, evet orası kesin. Ya, evet, Bu tip evet, samimilik... şeylerle o konuşmayı süslese e, bu sefer hem samimilik hem de inandırıcılığı artar. Ama Anadolu Boskoğlu, e, Yozgat, Battaniye 66 gün. Böyle hani acayip metaforlar yapıp bütün tuşlara basınca inandırıcılık bir eti şey kayboluyor. Sen geçen dün e kaldığı günü hesaplamıştın ya bir daha hesaplar mısın? <laughs> denk, değil, 66 değil ne? Ne? denk geldi. değil değil mi? denk geldi. Şuradan geldi. Sonradan geldi. Sonradan gelmese bile yani ne evden çıkışına denk geliyor ne de 11 Ocak'ta şeye e, Survivor'ın 9 Ocak'taki de. başlama tarihine. Hiçbir şey denk gelmiyor yani. 66 güncü neredeydi? Murda hesaplayamayabiliyor. Şey hangi gündeyiz? <laughs> <da> hangi tarihteyiz? <laughs> Kafa gider Hangi gündeyiz biz? Ya hayır. Bir çarpma <laughs> işlemi söyledim mesela. Hani dedim böyle böyle 3 basamaklı iki sayı çarpıp söyledim sonucunu. Baktı evrimde böyle. Dedim bilmiyorsun ki dedim çok rahat bir şekilde söyledim bunu hani sorgulamazsın da şimdi seyirci şöyle mi yapacak? Hanım. Şu muharif takvimini getir bakayım. Sayın bakayım 66 <laughs> gün geriye mı? Fatih hangi gün alaya girmiş ya da yola çıkmış diye. Yok yani hani e, burada işte şey e, olayın biraz duygusallığını arttırıyor. E, memleket havası veriyor şey yapıyor ya ama. O toplamak şu, için şu de tabii kalmak şey. da istiyor. Yine de ama başından beri hep bir Yozgat e, evet. Aidiyetini biz Fatih'te gördük. O yüzden burada böyle bir şey demesine aslında bir sakınca yok. Sadece 66 gün tutmadığı için ben söyledim. Yoksa 100 kere Yozgat dese 100 kere hakkıdır. Çünkü burasına 66 yazmış. Yozgata selam yolluyor. Hani bir aidiyet var oraya karşı. Doğru. Evet. Katılıyorum diyorum ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra server bu panorama devam ediyor. Evet, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. ...ama programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Vallahi iyi ki geldin. Evet. Çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten i̇yi çok geldin. keyifli bir programdı. Evet, Sizlerle, zaten seninle tanışıyordum. Sizlerle tanışmak çok keyifliydi. Ve Survivor anılarımı tekrar hatırladım açıkçası. Ee, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir programdı. Bizim de çok merak ettiklerimiz vardı. Bunları bize cevaplarını verdiği için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbet oldu. Ama tekrar söyleyeyim. E, hani her ne kadar performans olarak kendi istediğini ya da insanların belki görmek istediğini veremesen de e, bence anneliğinle, insanlığınla, e, naifliğinle hata yapmadan çok güzel bir Survivor çıkardın. Çok teşekkür ederim. Çocukların da, seni sevenler de, izleyenler de, bizler de herkes e, keyifle izledik, gurur duyuyoruz diyebilirim. Bunu net olarak söyleyebilirim. Zaten yani. ben oradan gerçekten kendi karakterimle, kendi olduğum gibi ve... E, kendi yani temiz ayrılmak istiyordum zaten yani hiçbir şey yani tabii ki olabilirdi de olsaydı da orada kendimi koruma altına alacaktım bir şekilde. Çok doğru bir zamanda ayrıldım ee, inşallah bundan sonrası güzel olsun onlar için de güzel olsun Survivor evet. takımındakiler için de kimse hak ediyorsa Survivor birincisi o olsun. E, hak edenin olsun gerçekten. İnşallah. Yeni single'ında da heyecanla bekliyoruz. Aa, evet inşallah. Ay, evet, teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkürler. Evrim'ciğim senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok hayatım. Akşamki bölümü merakla bekliyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Akşam saat 8'de Survivor sizlerle olacak. Hoşçakalın.